Ne elektrik, ne ısıtma, ne de su faturası. Bu ev size hiçbir fatura ödetmiyor. Tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor. Nasıl oluyor diyorsanız, buyurun İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir firmanın ortak projesi olan ekolojik evle tanışın. Bu bizim hedeflediğimiz, amaçladığımız enerji verimliliği ve tasarrufu ile alakalı önemli bir proje. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İstanbul'da önemli bir proje olarak tanımladığı işte bu evi görmeye geldi. Özel dış mimarisiyle, çelikten üretilen 3 katmanlı ve argon gazlı camlarıyla bu ev size hiç fatura ödetmiyor. Dışarıdan destek almadan tamamen bu ev kendi kendine, kendi dinamikleriyle yetebiliyor. Hiçbir fatura da ödemiyorsunuz doğal olarak. Ekolojik evde sadece enerji faturalarınızı sıfırlamayacaksınız. Aynı zamanda ev içerisinde lavabolarda kullanacağınız kirli suyu da arıttıktan sonra depolarda toplanarak bahçe sulamada kullanabileceksiniz. Hafif çelik yapı sistemiyle depreme de dayanıklı inşa edilen bu ekolojik ev, özel bir şirketin İstanbul Teknik Üniversitesi ile gerçekleştirdiği ortak çalışmanın ürünü. Özel mimari tasarımı bu evi soğutmada %70, ısıtmada %50 tasarruflu hale getiriyor. Binanın geri kalan ısıtma, soğutma ve su ihtiyaçları ise çatıdaki enerji panelleri, yağmur biriktirme sistemleri gibi özel sistemlerle sağlandı. Aslında bu yapı sistemi inşa edilirken doğru tasarlanmış, hem yönlenmesinden doğrama açıklıklarına, ışık gölgelendirmesine kadar, seçilen PVC doğramaya kadar, aydınlatmasına kadar tümü bir argümandır. Bunların hepsi birleşince ekolojik yapı olabiliyor. En çok merak edilense elbette evin maliyeti. Fatura ödetmeyen, enerjisini kendi üreten evin metrekare ücreti sıradan bir evden sadece %20 daha fazla. 100 metrekarelik böyle bir evin maliyeti ortalama 120 bin lira. Ekolojik ev sadece müstakil değil, apartman olarak da inşa edilebiliyor. Burada şu anda 3 tane sistem var. Bir tanesi elektrik üretiyoruz. 27 tane panelimizle elektrik üretiyoruz. 3800 kilowatt saat bölü yıllık bir üretimimiz var. Bunu %40'ını bu evde kullanıyoruz. %60'ını da yandaki binamıza veriyoruz. Yaşam dönemi maliyet çok önemli. Sadece ilk yatırım maliyeti değil. Bu bina yaşam dönemi boyunca başka yerden enerji almayacak, elektrik enerjisi almayacak. Yani elektrik idaresine para ödemeyecek, doğalgaz idaresine para ödemeyecek. Şimdi de sırada